Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet, bugün size hep kolay, kolay, kolay olsun deniliyor arkadaşlar. Kolay bir model bu şekilde tasarladım. Bu model bildiğimiz bir model ama arkadaşlar bu şekil tarzını ilk defa göreceksiniz ve 3 tane yeşil yaprağın arasına aynı modelden 3 tane bu şekilde lila ve beyaz çiçek koydum. Modelimiz bu arkadaşlar. Hep kolay model istendiği için bu şekilde kolay bir model hazırladım sizler için. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ hazırladık. Üzerine şimdi bu şekilde çimenini gideceğiz. Burada bakın arkadaşlar 3 tane yeşil 3 tane bu renkli yuvalardan yapıyoruz. Burada iki olduğu için bunu üçe tamamlayıp sonra yuvaların nasıl yapıldığına geçeceğiz. Ve buradan bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın sık iğne ile tığ battıma girdim. Bir zincirimi çektim. İpimi bu şekilde uzatıp şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Minik değil arkadaşlar. Bakın şu büyüklükte küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımın başını doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 2 olarak 4 seferde aldığım buraya bir trabzan yaptım. 5 zincir şöyle tersini çeviriyorum. Yaptığım bu trabzanın arkasını arkadaşlar kapattım. Buraya 5 zincirli bir yuva yaptım. 5 zincirle dönüyorum. Bu yaptığım yuvanın içine girip birinci kirpik olarak kapatıyorum arkadaşlar. Bu birinci kirpik. 5 zincir ikinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üçüncü kirpiğim. 3 üç tane 5 zincirli kirpiği yaptık. Yaptığımız yuvanın içine 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine 5 zincir çekiyorum kapattım sık iğne ile tomurcuğuma geri kalan kısma da arkadaşlar 4 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğnemi yaptım hemen bir tane de arkadaşlar bu şekilde yuvada sık iğne yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım bu 5 zincir yuvaya. Aynı şekilde 3 tane kirpik de buraya yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve kapattım arkadaşlar. Buradaki trabzanımın içine giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de buraya yaptım arkadaşlar sık iğne bu şekilde yani trabzanımın üzeri dal kısmı oluyor arkadaşlar çiçeğimizin dal kısmına sap kısmına da 5 tane sık iğne yapıyorum bir sonraki sık iğneme geçiyorum aynısına değil bir sonrakine arkadaşlar bu şekilde daha bakın hoş duruyor şöyle şu şekil göstereyim bu şekil durmasının birbir üstüne yığılmamasının sebebi bir tık ilerideki tığ battıya girmem Yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir zinciri çekiyorum ve biraz uzatıp bir örümcek yapıyorum. Evet. Şimdi iki defa tığımın başını doladım. İki tane tığ battı atlayacağım. Bir iki üçüncüye bir iki iki iki, iki olarak aldım. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki yaprak sayısı üç oldu ve yuvaların yapımına geçeceğiz. Buradaki yeşiller üç olunca bu renkler için sık iğneli trabzanda yuvalar hazırlayacağız aynı şekilde yine 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir kapattım arkadaşlar bu şekilde buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 aynı şekilde bir tık ilerideki yanındaki tığ battığının içine girip kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar bakın ne kadar kolay ve basit yapımı. Hemen bir örümcek. Örümceğimin üzerine iki defa iki tığ battı atlayıp üçüncüye. Bir, iki, iki, iki olarak aldım. Bu şekilde trabzanı yaptım. Yine beş zincir. Beş zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar bir tane yuva yaptım. Aynı şekilde 5 sık iğne bir 2 3 4 ve 5 bu 5 sık iğne arkadaşlar bakın ne uzun ne minik tam orta boy bir iş yapıyoruz yani tam kararinde bir iş yapıyoruz trabzanımı yaptım bir tane de sık iğne çektim arkadaşlar bu şekilde bakın 2 oldu 2 defa tığımın başını doluyorum ve 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1 2 2 2 bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım bu şekilde arkadaşlar trabzanımı. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Altıncıyı da hemen bir tık ilerideki tığ battıya batarak Bakın arkadaşlar bu şekilde ara mesafesi vererek 3 taneden sonra hemen yine bu 3 yaprağın yapımına geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi hafif uzattım arkadaşlar. Buraya bir küçük örümcek yapıyorum. Örümceğimin üzerine yine 2 defa 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 1 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 zincir ve döndüm. Sık iğne ile kapattım. 5 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar. Yeşil yuvanın içine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya ikinci kirpi. 5 zincir. Kapattım üçüncü kirpi. 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim 1 2 2. Bu şekilde bir tırabzan yaptım. Ve tırabzanımın arasına kirpiğimi kapattım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yuvaya girdim. Bu şekilde bir tane de yuva da yaptım. Yine 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapattım kirpi. Beş zincir. Kapattım kirpiği. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi trabzanımın içine sık iğne ile giriyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Altıncıyı bu şekilde arkadaşlar. Burada yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar bu yapraktan 3 tane yapıyoruz yeşil yapraktan, yeşil çiçeğimizden. Örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. 2 tığ battı atlayıp 3.'ye 1 2 2 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar bu şekilde bunu da üçe tamamlayacağız aynı bu şekilde. Devam edecek. 3 yaprak yeşilden, 3 yaprak da bu renkli çiçeklerden yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra geldi renkli kısmını yapmaya. İlk yaptığımız bu sık iğneli trabzanın bu beş zincirli yuvasından sık iğne ile girip buraya ipimi mont ettim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım arkadaşlar. Bu birinci kirpi. Aynı şekilde 3 tane kirpik yapıyoruz. 5 zincir kapattım. Bu ikinci. Bu da 3. kirpik. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpiği yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığın başını doladım. Yeşil yuvaya girip 1, 2, 2. Bu şekilde 3 kirpikten sonra bir trabzan yapıyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi buradaki trabzanımın arasını sık iğne ile kapatıp 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 5 Evet arkadaşlar bir tane de yeşil yuvada yapıp bu sık iğneli trabzan kısmını bitiriyorum. Yine kenarına 5 zincirden kirpik yapacağız. 5 zincir kirpiğimi kapattım. Bu 1 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yeşil yuvaya kirpiğimi kapattım. 2 5 zincir kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tane de dibine zincirimi çekiyorum. 3 kirpik sağda 3 kirpik solda aynı yeşilde yaptığımız işlemi renkli olarak sadece hazır olan 5 zincirli yuvanın içine yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar şimdi ipimizi koparıyoruz Evet şimdi arkadaşlar buradan bir de ortada bırakarak 3. 5 zincirli yuvanın için aynı işlemi yapıyoruz Evet arkadaşlar 3. yeşil yuvanın içine de sık iğne ile bu şekilde girdim. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu bir kirpi. 5 zincir. Bu 2. Bu da 3. Evet arkadaşlar 3 tane kirpiyi buraya yaptım üzerine 3 zincir bir defa tığın başını doluyorum bu şekilde daha net gözüksün bir defa doladım 1 2 2 bir defa doladığım tığı arkadaşlar 3 defa alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum üzerine 5 tane zincir hemen kapattım bu trabzanımın arasını arkadaşlar bu şekilde tomurcuk yaptım geriye kalan kısma 1 2 3 4 ve 5. de arkadaşlar yeşil yuvamın içinde yaparak bu şekilde sık iğneli trabzanımı tamamlıyorum. 5 zincir kapattım yeşil yuvaya. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. İkinci kirpiğim arkadaşlar. 5 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar. Sık iğne ile yeşil yuvaya kapatıyorum ve ipimi koparıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki beyaz kısmını yapımına geçelim. İki eflatının arasındaki bu trabzan hatta şöyle arkadaşlar hareket katsın diye farklı bir renk uyguluyorum. Beyaz renkle bu şekilde bir tane daha orta kısmına yapalım. 5 zincirimi çekip kapattım bu birinci kirpi 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum bu ikinci 5 zincir kapatıyorum bu üçüncü 1 2 3 zincir bir defa tığımı doladım 1 2 2 bu şekilde arkadaşlar yine bir trabzan yapıyorum Aynı işlem fakat ipin renkleri farklı. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Eğer kapattım. Şey e, tomurcuğu da sayarsak 5 tanesini yapmış oluyoruz. Ve sonuncu olarak da yeşil yuvaya girip bir tane de sık iğne yeşil yuvada yapıyorum. Yine 5 zincir. Kapattım arkadaşlar yeşil yuvaya. 5 zincir. Kapatıyorum yeşil yuvaya beş zincir. Aynı yeşil yuvanın içine kapattım. Evet arkadaşlar, şimdi bir zincir çekerek ipimi kopardım. İşlemimiz tamam oldu. Evet arkadaşlar, modelimi görüyorsunuz. Sizler için bayağı bir yaptım arkadaşlar. Şu şekilde yakından da gösterelim. Bakın arkadaşlar sık iğneli olduğu için hiç ütülemedim. Ütülemediğim halde bu şekilde gördüğünüz gibi kalıp gibi duruyor. Çok zarif görünüşü, renkleri birbirine de çok uydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapımı gayet kolay. İşlem hep aynı. Yaprakta da aynı işlem, çiçekte de aynı işlem devam ediyor. Sadece ara kısmına yaptığımız bu yuvalar arkadaşlar renkli farklılıklarla yapacağız. Hiçbir zorluğu yok. Görünüşü de gayet zarif, çıtıtı bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.